Bakayım posta kutuma hiç kimse bir şey yollamış mı bana ya? Ulan bok göndermiş adam! Adam bok göndermiş! Herkese merhaba Saka ailesi, ben Saka08. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. TR oynuyoruz bölüm 6 ile hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bölüm 6 diyoruz çünkü en son bölüm 5'te kalmıştık. Arkadaşlar Metin 2 TR serimiz çok ama çok sevilen bir seriydi. Bu seriyi neden bırakmıştım? Arkadaşlar ben nereden baksam bu Metin 2 TR Türkiye serverına, hatta Metin 2 TR'ye 10.000'den fazla oyuncu getirdim. Sadece ben getirdim bunu ve benim sayemde bu servera oyuncular geliyor ve geliyorlar beni kesiyorlar. Yapmayın gözünüzü seveyim. Cidden o zamanları hatırlayanlar hatırlayacaklar. Hani kışkırtma videom olsun, diğer videolar olsun, sürekli benimle uğraşanlar oldu. Çarı kasarken sürekli beni kesenler falan oluyordu. Ben daha fazla dayanamıyorum. Yemin ediyorum daha fazla dayanamıyorum. Şerefsiz ya, yeter ya. Yeter ya, yeter. Yemin ediyorum yeter ya. Oyundan küfür edemiyorum. Yayından küfür edemiyorum. Şurada da söylemiyorum. Konuşurken de söylemiyorum. Ne edeceğim? Ne edeceğim başka? Bunun adı yasaklıktır. Haysiyetsizlik ve şerefsizliktir bunun adı. Recep'cim yalnız canlı yayında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Biraz evet. Toparlarsak. Bak ben canlı yayındayız diye laflarımı hep seçerek konuşuyorum. Bunun adı yasaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsiz köpekliktir bunun adı. Bu kadar olmaz ya. Ve Metin 2 TR serisine ara vermek zorunda kalmıştım. Sinirden tekrardan PvP'ye geçmiştim. Zaten en son anket yaptığımda da en çok PvP serverlarında video çekmemi istediniz. Ama TR serisinin tekrardan gelmesini istiyorsanız bu videonun yorum kısmına yazarsanız ve like'larda da zaten belli olur arkadaşlar. Bu video sevilirse bu serinin devamı gelir. Siz istediniz de ben ne zaman bir şey yapmadım. Ama eğer bu serveri de istiyorsanız hem PvP hem de TR çekeceğim arkadaşlar. İkisini aynı anda atacağım. Bir gün PvP, bir gün TR atarım. TR videosu atmamı istiyorsanız belirtirsiniz arkadaşlar yorum kısmına. Bugün bu servera neden geldi? Bugün bu servera burada görmüş olduğunuz gibi 82 level bir tane savaşçımız var. Bunu sizlere vereceğiz. Dev bir çekiliş olacak arkadaşlar. Çok güzel bir çekiliş olacak. Hatta çekilişimizi şimdiden başlatalım. Arkadaşlar şimdi bu 82 level çarı sizlere çekilişte vereceğim. Bu videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında çekiliş sitesi var. Oraya gidiyorsunuz. Bu kanala abone oluyorsunuz ve bu videoya da bir tane like atıyorsunuz arkadaşlar. Çekilişe katılmış oluyorsunuz. Kaçırma fırsatı diyorum abi. Kaçsın. Senelerdir alıyorum bir bok çıkmadı. Almayacağım. Ya çıkarsa? Ya çıkarsa? Ama bu çarda bir şey yok. Bu çarda bir şey yok. Şöyle bir bakmak istiyorum simyalarına. Simyaları endere kadar. Şöyle bir tane antik olsaydı zaten mükemmel olacaktı. Simyaları yok. Üstünde de pek bir item yok. Bir tane artı 7 muharebesi falan var. Şimdi ben bu videoda bu karaktere bir şeyler vermeye çalışacağım. Şöyle karakterde bir tane manu mührü var. Bunun da süresi gitmiyor. Kullandıkça yani bindikçe süresi gidiyor bu manunun. Bunu da sizlere vereceğim zaten. Bu çardaki her şey sizin. Şöyle tekrardan biraz bakayım. Pelerinler var. Tecrübe yüzükleri falan var. Skilleri M4, M7, kılıç çevirmesi M7 ve hamlesi de M5 arkadaşlar. Bunları da yine karakteri alacak olan kişi kullanacak arkadaşlar. Şimdi bu karakterimize neler neler verebiliriz? Bunları bir görelim. Şöyle şu çara girmek istiyorum. Burada bir tane artı 8 çeliğimiz var. Bunu öncelikle ona bir vereyim. Sonra depocuya falan da bakacağım. Arkadaşlar çelikte 3 tane efsun var. Bunu da şöyle bir takalım. Görmüş olduğunuz gibi bir tane çeliğini direkt giydiniz. Evet çeliğini giydik. 3 tane efsunu var. 1500 EP'si var. Bu da yine güzel. Birazdan bu karakteri daha da güzel eşyalar vermeye başlayacağız. Şimdi diyeceksiniz ki bu arkadaki karakterler ne? Neden bunları açtın madem onlarla işin yok? Aslında bunlarla işim var arkadaşlar. Ben yaklaşık hafta sonu 7 tane çar kastım arkadaşlar. Burada 3 tane var. Hepsini açmadım. 7 tane çar kastım. Neden 7 tane çar kastım? Şöyle göstereyim size. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane 30 level üstünde çarımız vardı zaten. Burada ikinci bir tane 30 level üstünde çarı kastık. Burada bir hesaptan 5 tane çar açabiliyorsunuz. Hepsini 30 level'e getirip teker teker simyalarını yapacak bir karakterden bir tane kor elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da ne demek oluyordu? Ben 7 tane çar açmıştım zaten. 7 tane kor açabiliyorsunuz bir karakterden. 5 tane hesabımız olduğu zaman yaklaşık 35 tane kor açabiliyorduk arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu GM ne yapmaya çalışıyor ben anlamıyorum. Arkadaşlar Derin Darbe Koma 2018 yılında bir video paylaşmıştı. Bu videoyu şimdi size gösteremiyorum çünkü telifleyebilirim. Sadece resmini koyacağım buraya. 2018 yılında bütün PvP serverları kapanacak diye diyordu. Ama burada Koma'nın galiba dili sürçtü. Metin 2 TR 2018 yılında bitecek diyecekti herhalde ama PvP dedi. PvP'ler hala devam ediyor. Ama TR'nin halini görüyorsunuz arkadaşlar. Ya korları ne güzel düşürüyorduk. Tekrardan ticarete koyuyorduk. Şimdi korlar ticarete koyulmuyor. Koyulmasın dedim. Hani ben tekrardan çar açayım. Her karaktere zaten şöyle K tuşuna bastığım zaman oto avla kasarım korlarını diye düşünüyordum.
Abicim kor düşmüyor. Maalesef ki kor düşmüyor. Ve şunu da söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Kor eğer Antika'ya bir tane kor atabilsek zaten Efsun'u mensunu olmasa bile direkt 80M. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Ve şurada bir tane de Sura karakteri kasmıştım. Bunu da yine farmlık olarak açmıştım. Ama dediğim gibi bu seriyi devam etmemi istiyorsanız tekrardan devam edeceğim arkadaşlar. Bu karakterleri 7 tane çarımızı kasarken de 4 tane dolunay düşürmüşüm. Bir tane geyik boynuzu yay düşürmüşüm. İşte abonos küpe falan düşürmüşüm. Şimdi bu dolunayları art 9 atmaya çalışacağım. Bizde nereden baksan 20-30-40 tane falan kutsama kağıdı var. Ve bakalım bu size vereceğim, çekilişte size vereceğim savaşçı karakterine neler neler verebileceğiz. Şöyle diğer çarımıza bir girelim. Artık bir bakmak istiyorum bu karakterde neler var. Zehir kılıcını mı versem diye düşünüyordum. Zehir kılıcından daha güzel eşyalar size vereceğim. Şöyle depocuya da bir bakmak istiyorum. Bu karakterde başka ne var? 1500 EP'li ayakkabımız varmış ya. Bu da yine iyi, güzel. Şimdi depocuya bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım depocuda neler var, neler yok. Ya bu çar çok yavaş yürüyor. Bu arada burada artı 8 kaplan kalkan var. Onu da birazdan vereceğim. Bakayım posta kutuma hiç kimse bir şey yollamış mı bana ya? Ulan bok göndermiş adam. Adam bok göndermiş. Kokuya bak. Bok göndermiş, bok! Abi bok! Abicim biri bir şey yollamış ama bunun süresi bitti muhtemelen. Çok eskiden yolladılar bana. Hediye kabul edilir bu arada arkadaşlar. Hediye yollamak isteyenler buradan posta kutusundan bana zaten nasıl yollayacağını biliyorlar. Postam orada var. Şimdi depocuyu bir açalım arkadaşlar. Bakalım depomda neler var. Karakterimize, size vereceğim karakterimize neler neler verebiliriz. Art 9 kaplan kalkanı o karaktere vermemin bir anlamı yok. Çünkü çelik verdim artı 8. Şöyle şuna bakayım. Şöyle bir tane abonos küpe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Efsunlu abonos küpesi var ya. Art 9 gümüş bileziği de var. Şöyle 1 KYP'li şundan bir tane vereyim arkadaşlar. Şunu da savaşçı karakterimize verelim. Ondan sonra art 9 beşgen kalkan. Benim karakterimde bayağı güzel eşyalar var. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Tekrardan güzel bir çekiliş daha olacak. Şunları da açalım ya. Bunlar niye burada duruyor ki? Şimdi şöyle bir bakayım abicim. Bunu vermeye gerek yok. Gümüş bileziğimizi de verelim. Aynen gümüş bileziğimizi de verelim. Ayakkabı da verelim bir tane. 1 KYP'li ayakkabısı var. Başka ne var? Başka bir şey yok. Bu kaplan kalkanı ver. Bu kaplan plaka zırhı vermiyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi çeliği var üstünde. Şimdi şu itemleri ona bir vereyim. Giderken de şunları açalım da boş durmayalım. Yani boş duran Allah sevmez. Abicim pot. Pot sandığı lan bu. Aa bir tane 50 emlik bar çıktı. Bu da iyi. Aa bir tane de 50 emlik bar. Yine güzel. Başka bir şey yok. Şimdi 10 emde paramız varmış bu karakterde. Onları da birazdan artı basarken işimize yarayacak. Şunları pardon yanlış şey veriyorum. Ayakkabıyı vereyim. Bileziği vereyim. Bir tane de kolye vereyim arkadaşlar. Bunlar cidden bu çarı alacak olan kişilere bayağı işe yarayacak. Şöyle ayakkabıyı taktık. Bileziği de taktık. Şu diğer çıktığımız bilezik bir işe yaramaz. Kolyeyi de taktık. Şimdi gelelim bakalım bunları artı 9 yapabilecek miyiz? Bir tane dolunayımızı artı 9'a deneyelim. Bakalım geçecek mi? Geçerse mükemmel olur ya. Artı 1. Bakalım geçecek mi arkadaşlar? Bütün çardaki kutsamaları kullanacağım. Geçer herhalde diye düşünüyorum ya. Artı 9 olursun herhalde. Şu anda artı 3 oldu. Diğer şimdi şu karaktere vereyim. Bakayım o karakterden geçecek mi? Artı 4 geçti. Artı 5 geçti. Artı 6 geçti. Artı 7 düştü. Artı 6 geçti. Evet artı 6 oldu. Şimdi diğer karaktere verelim. Bakalım bununla geçecek misin? Evet artı 8'e deniyorum. Abi artı 8. Hadi oğlum artı 9 düştü. Yapma ya abicim yapma ya düştü. Ya abi artı 8'den düştüğü zaman sürekli düşüyor. Hep böyle oluyordu artı 8 ol. Evet kutsama kağıdımız yine var. Bol bol kutsama kağıdımız var ama artı 9 ol ya. Artı 7 oldun. Hadi abicim artı 8 tamamlandın. Hadi artı 9. Artı 9. Ya artı 9'da heyecanlanıyorum ya. Heyecanlanıyorum amirim ya. Ya heyecanlanıyorum amirim. Aslında biliyorum ya. Artı 8. Abi artı 8 oluyorsun artı 9. Niye olmuyorsun ya? Evet. Şimdi artı 9 oluşunu izleyeceksiniz arkadaşlar. Artı 9 düştü. Allah seni kahretmesin ya. Evet tekrardan deniyoruz. Tekrardan deniyoruz. Yılmak yok. Tamamlandı. Artı 8 oldu. Artı 9 oluyorsun. Düştü. Abicim ya. Ya ne olur geçsen ya. Aha artı sıfıra doğru ilerliyor. Artı sıfıra doğru ilerliyor. Sürekli düşüyor. Sürekli düşüyor. Artı 6 lanet olsun ya. Evet bu silah bu karakterin bu karakter takacak. Ve son elinde kalan bir tane kutsama kağıdını deniyoruz. Abicim yine yandı ya lanet olsun ya. Tekrardan deniyoruz. Tekrar deniyoruz. Artı 8 tamamlandı. Artı 9 olmazsam var ya şurada demirciye basacağım ha.
En sonunda demirciye basacağım. Heh. Ya illa kötü kötü mü konuşalım? Evet, görmüş olduğunuz gibi +9 Dolunay kılıcını bastık. Hayırlı uğurlu olsun ya. Oh be. Evet, sonunda +9 Dolunay kılıcını bastık ama bu yetmez. Bize sadece +9 olması yetmez. Buna bir de Efsun atmamız lazım arkadaşlar. Efsun'un esnemde olması lazımdı. Hemen ona da bir bakayım. Şöyle diğer karakterimize bunu verelim. Arkadaşlar bu karakteri hatırladınız değil mi? Kışkırtma videomu izleyenler bu karakteri biliyorlar. Bu karakteri bu hale getirenlerin... Demiyorum. Demiyorum. Demeyeceğim arkadaşlar. Demeyeceğim. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum ama demeyeceğim. Şimdi şuna ne lazım? Buna 5. Efsun da lazım. 5. Efsun bunda var. 5. Efsun'unuzu bir atalım. Ondan sonra Efsun'larını değiştirmeye başlayacağız. Bakalım güzel bir oran gelecek mi? Eklenemedi. Mükemmel. Eklenemedi. Allah'tan eklenemedi. 15 tane daha var. Yine eklenemedi. Mükemmel. Ya abicim ya. Yapma ya. 3 tane eklenemedi. Güzel. Ya niye böyle yapıyorsun ya? Eklenemedi. 4. eklenemedi. 5. eklenemedi. 6. eklenemedi. 7. eklenemedi. 8. eklendi mi? Ne oldu? Arkadaşlar buna herhalde 5 Efsun'dan daha da fazla Efsun ekleyebiliyoruz. Anlamadım ama. Bunu bilenler yazsın. Burada neden bir ekstra bonus eklenebilir yazıyor. Efsun diyorum. Efsunlarını değiştirme kağıdı arkadaşlar. Bakalım ne gelecek? 14 ortalama. 14 ortalama, 10 kritik, şeytan ölümsüz geldi. Ama bu bize yetmez tabii ki de. Şu diğer karakterimde vardı olması lazım. Hangi karakterimde vardı? 70 level. 70 level karakter nerede? Karakterler karıştı ya. Şuradasın. Şimdi şuna bir bunu tekrardan verelim ve girelim çara. Bakalım nasıl bir Efsun gelecek. İnşallah güzel bir Efsun gelir. Son 3 tane kullanacağım. 3 taneyi de atacağım. Ondan sonra 16 ortalama. 9 1. Başka yok mu ya? Lanet olsun ya. Bu şekilde size vermek istemiyorum. Ah be. Keşke atmasaydım Efsun'u ya. Arkadaşlar hepinizden çok özür diliyorum. Ay, lanet olsun. Çok kötü oldu ya bu. Evet, bütün karakterlerin gümüş bilezik görevlerini al. Şimdi bütün karakterleri beyaz yeminlerin oraya getirelim ve gümüş bilezikleri görevlerini bir yapalım. Bakalım geçecek mi +9'a gümüş bileziklerimiz. Geçmezse de yapacağız bir şeyler arkadaşlar. Şimdi bütün karakterleri bir getireyim. Evet, şimdi bütün karakterleri beyaz yeminlere getirdim. Burada gümüş bilezik görevini bir yapalım arkadaşlar. Bakalım çekilişte vereceğimiz karakterin gümüş bileziğini burada yapabilecek miyiz? Şöyle bütün karakterleri başlattım. Görmüş olduğunuz gibi hepsi şimdi burada otomatik bir şekilde kasılıyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu hile değil. Birçok kişi bana bunu hile olduğunu zannediyorlar. Ama bu hile değil arkadaşlar. Burada bir gümüş bilezik görevini bir bitirelim. Ondan sonra bakalım gümüş bileziklerini artı basabilecek miyiz? Abicim şaka gibi ya. ETP düştü ya. Abi bir tane daha ETP düştü. Şaka mısın? Abicim biz ETP görevini bu şekilde yaparız ha. Arkadaşlar sırf ETP düşmüyor diye ben ETP görevini yapmıyordum ya. Ben burada 30 level yapıp çarı burada bırakırım. Burada çarı bırak abicim, ETP'ler düşsün. Aslında var ya, güzel bir Metin 2 TR serisi gelebilir. Bunu yorumlarda cidden yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Dediğim gibi hani bu ETP'lerin düşmesi lazım. ETP'ler bu şekilde düşerse neden olmasın? Neyse, şimdi bu gümüş bilezik görevini bir bitirelim. Moralsiz Minjung. Şu moralini düzeltir misin lütfen? Görevimiz var. Moralini düzeltmen lazım. Ne oldu ya? Bir otur bir anlat bakayım. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Ya böyle olmaz bak. Moralini düzelt. 32 tane okum kalmış. Ha şöyle ya. Moralini düzelt ya. Ya daha çok gençsin ya. Çoluğa çocuğa karışacaksın. Hayat devam ediyor. Hayat çok güzel. Diyecektim ama öldün maalesef. Yapacak bir şey yok. Mecbur bu görevi yapmam gerekiyordu. Bana bu görevde yardımcı olduğun için çok teşekkür ediyorum. Evet, katakulli ile de olsa, yani yalan dolanda da olsa, bu karakterinde gümüş bilezik görevini yaptık ve gümüş bileziğimizi aldık. Evet, şimdi bütün gümüş bileziklerimizi şu 70 level'lik karakterimize bir verelim arkadaşlar. Ondan sonra bakalım bu karakterden kaç tanesini +9'a basabileceğiz ya da basabilecek miyiz bilmiyorum. Ondan sonra bakacağım bu savaşçı karakter neler neler yapabiliyor. Hani kasılmaya da falan da getireceğim. Ne kadar güçlü oldu, ne kadar güçlü olmadı, bunu da göreceğiz arkadaşlar. Şunların hepsini bir alalım önce. Evet, şimdi son olarak şurada bir tane daha çarım kaldı arkadaşlar. Bununla da ne yapacağız?
şöyle şuna bir girsek. Evet arkadaşlar, burada bir tane gül var, bunu açmıyorum. Bunu da karakteri alacak olan arkadaşımız, kardeşimiz, abimiz, ablamız, artık kime gidecekse bu karakteri alacak olan kişiye buradan bir gül armağan etmek istiyorum. Bunu da aldıktan sonra açarsınız. Ne yapacağım? Arkadaşlar, bu karaktere vermek istediğim birkaç tane daha şey var. Ama bu karakterde efsun değiştirme nesnesi varmış. O yüzden tekrardan Art 9 dolunayımızı tekrardan efsunlarını değiştirelim. Ben bunları görmemiştim. Tekrardan bir değiştirelim. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Şöyle pat 6 ortalama geldi. Pat değiştiriyorum. 10 ortalama, 5 yarı insan, delici falan geldi. 3 tane daha var. Değiştir. 14 kritik ölümsüz kalsın mı? Abicim beceri geldi lan 14. Aman ağzı. Aman ağzı. Bu ne oldu lan? Abicim bu VS'lik oldu resmen. Kritik vuruş da geldi. Cidden değiştirmeyeceğim. Çünkü hani bunu VS'de de kullanabilirsiniz ya. 30 level bir çarla ya da 55 level bir çarla çok güzel VS'ler atılır bununla. Abi 14 beceri hasarı nedir? Bu gelmez ya. Arkadaşlar ben bunu değiştirmeyeceğim. Cidden gönlüm el vermez bunu değiştirmeye. Cidden el vermez. Şöyle şunları da vereyim de. Başlığı da falan da yoktu. Bunları da yeni gördüm. Hatta şunu vereyim ya. Bunun defansı daha fazla. Aynen 67 defans veriyor. Bunu verelim. Artı 8 kalkan var ya burada. Kafa gitti yemin ediyorum. Bir sürü item var. Hangisini hangisine vereceğimi şaşırdım. Artı 8 kalkan var burada zaten arkadaşlar. Bunu artı 9'a basabilir miyiz acaba ya? Şöyle bir CH1'e geçeceğim. Muhtemelen bunun ne istediğini bilmiyorum. Ama bir deneme yapacağım. Lanet kitabı istiridye. İstiridye ne kadar bilmiyorum. Eğer ucuzsa alacağım. Şöyle bir CH1'e bir bakayım. Arkadaşlar şimdi küçük bir kumar oynama zamanı. Şimdi artı 8 kaplan kalkanımız var. Bunu artı 9'a deneyeceğim. Malzemelerini bulabilirsek. Bir tane istiridye, iki tane artısız lanet kitabı. Şimdi şöyle biraz bakacağım. Pazarlara bakalım. Artısız lanet kitabı falan bulabilecek miyim? Şimdi bir bakayım. Eğer bulabilirsem basacağım. Bulamazsam basmayacağım. Basarsam da muhtemelen yanacak ama bir kumar oynayacağız dediğim gibi. Geçerse çok güzel olur. Artı 9 kalkanı olacak karakterimizin. Yani çekilişte size vereceğim karakterin. Şimdi şöyle bir bakayım istiridyeler falan filan. Eğer bir de paramız da yeterse, bulmak önemli değil. Zaten 5M paramız var. Aslında var ya, servera başlayıp sürekli artı basma eşyası düşürtüp bunları satsak zaten köşeyi döndük ya. Vallahi çok güzel iş var ya. Adamlar ne para kaldırıyor şuradan. Aha da buldum arkadaşlar. 888M'e bir tane istiridye buldum. Çektim. Geriye ne kaldı? Lanet kitabı kaldı. 156 tane lanet kitabı var. Ama artılı ya. Bize artısız lazım. 2 tane artısız. Arkadaşlar şu anda hayatımın yanlışını yapıyorum. 2 tane lanet kitabına ne veriyorum biliyor musun? Çelik veriyorum. Artı 8 Lycan çeliği. Verdim gitti. Vallaha verdim. Billaha verdim. Verdim. Yani şu anda hayatımın yanlışını mı yaptım? Hayatımın adam muhtemelen şey yazıyor. Piyasası ne? Sallıyorum şu anda. Hiçbir şeyden haberim yok. Ama yani bundan daha fazla edeceği o bir kesin arkadaşlar. Yani şundan daha fazla edeceği kesin. Şimdi gidelim bakalım bu kalkan. Şu kalkan var ya, bu kalkan artı 9 olacak mı? Eğer artı 9 olursa vallaha mı diyor? Bilmiyorum. Ya şöyle PM'yi kapatayım ya. Adama yalan söyledik ama bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bakalım artı 9 olacak mı? Eğer artı 9 olursa çok güzel olur. Şimdi abicim elim ayağım titremeye başladı ya. Abicim elim ayağım titremeye başladı. Artı 9 olacak. Olacak mısın bilmiyorum da cidden. Arkadaşlar dur, heyecanlandım ya. Ne yapsam, bir taktik maktik bir şey yok mu abi? Basamayacağım abi şu an var ya. Bastım. Ya abi ya, gözünü seveyim ya. Ben bunu takipçilerime verecektim ama ya. Ne vereceğim ben şimdi? Gitti. Vallahi gitti arkadaşlar. Hepinizden çok özür diliyorum. Allah seni ne etmeye demirci. Demirci. Senin o demirci kadar başına demir düşsün ya. Demirci kadar başına demir düşsün. Neyse, sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Cana geleceğine mala gelsin. Yani arkadaşlar ya, geçerse ne güzel olacaktı ya. Ne güzel var ya, o geçseydi ben kaç tane like alacaktım. En az 100 like'ım vardı oradan. Abicim neyse, onun yerine ne takabilirim? Yine buna kaldık. Yine siyah yuvarlak kalkana kaldık arkadaşlar. Arkadaşlar topla. Allah. Tavalı çelik yay, alev taşı. Ne oluyor lan burada? Burada ne oluyor lan? Şahin kalkan. Abicim topla. Çöplükleri çöplük ama çok güzel çöplük yani. Pişt pişt diyor, bir şeyler diyor bana ama aldım gidiyorum valla. Aldım gidiyorum valla. Havalı çelik yayı da aldım. Güzel. Şahin kalkanı da aldım. Arkadaşlar ya, yerde bir şeyler gördüm, hemen tabii ki atıldım.
Şimdi şu gümüş bileziklerimizi basalım. Abicim çok iyi, çok iyi. Ya bunları niye yere attılar ki? Bunları niye yere attın? Havalı çelik yayını niye yere attın ki? Bir insan bunu niye yere atar? Basarım abi, demirciye çıkarım, kuleye çıkarım, basarım. Şimdi gelelim şu gümüş bileziklerine. Bakalım geçecek miler? Hadi geçin oğlum ya. Geçin vallahi, hep zarar et. Allah, artı sıfır. Ya direkt yanmak nedir ya? Demirci, senin kafan güzel mi ya? Gözünü seveyim, geç. Artı iki. Hadi artı üç. Artı üç oldun. Artı dört ol. Hadi artı dört. Artı dört oldun. Artı beş. Artı beş. Artı beş oldun. Artı altı. Artı altı olmadın. Evet, artı beş. Artı beş. Hadi artı altı. Hadi artı altı. Ya artı altı niye olmuyorsun ya? Çıldıracağım ya. Yemin ederim çıldıracağım ya. Evet, sonuncuyu basıyorum. Bu da yandı. Demirci. Ya seninle nedir bu server'ın çektiği ya? Bizi bitirdin ya. Sana orada verecek bir cevabım vardı ama vermedim. Veremem. Verirsem şerefsizim. Veremem. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediği zaman pezemeklerin elinden gittim aldım. Pezemeklerin elinden gittim aldım. Bizi bitirdin ya. Bizi bitirdin. Yemin ediyorum bizi bitirdin ya. Senin ben tipine ne diyeyim ya? Abicim ya bu nedir ya? O kadar uğraş. Bütün gümüş bilezikleri topla. Hepsi gitsin yansın. Abicim yemin ediyorum ağlamak isterim. Neyse. Yerden bir tane havalı çelik yay buldum. Bir tane de şahin kalkan buldum. Bunlarla idare edeceğiz artık. Şimdi bizim çarımız burada. Bu karaktere birkaç tane item vereyim. Ve örümcek sindanına bir gideyim. Bakalım orada nasıl kasılacağız. Ama bu itemleri geri alacağım. Çünkü dediğim gibi tekrardan bir çekilişimiz daha olacak. Ve ne olacak? Tekrardan bu server'ı oynayabilirim arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Evet arkadaşlar, örümceklere geldim. Bir tane de simya bastım. Buna simya bile denmez ama güç güçtür. Şöyle burada bakalım kesebiliyor muyuz slotları. Böyle 500k vuruyoruz. Yine iyi. Şöyle birkaç tane slot çekelim arkadaşlar. Şöyle vurayım. Abicim baya baya iyi vuruyor ya. Cidden baya baya güzel vuruyor arkadaşlar. Hani hiç küçümsemeyecek kadar baya iyi. Hatta ben burada oto avı falan açsam çok güzel bir şekilde kasılırım. Dediğim gibi hani bu çarı alan cidden yaşadı diyebilirim arkadaşlar. Bayağı iyi çünkü. Hani bu karaktere bir şeyler daha eklerseniz eğer, çok güzel bir şekilde farm yaparsınız. Çok güzel bir şekilde karakterlerinizi kasarsınız arkadaşlar. Şöyle pelerine falan basmak istemiyorum. Çünkü fazla savunmamız yok. Ama bir şey göstermek istiyorum size. Şöyle nesne marketimi açmak istiyorum. Bu nesne market deposunda çarktan çıkan bazı eşyalar var. Burada lanet kitabı varmış ya. Biz gittik. Artı 8 çeliği bu lanet kitabına değiştirdik. Burada lanet kitabı varmış zaten. Bunlar da yine alacak olan arkadaşa buradan tekrardan hayırlı olsun diyorum. Bunlar da onun. Tekrardan köye gidelim arkadaşlar. Köye gideceğim ama şu anki pozisyonum uygun değilmiş buna. Ne var lan pozisyonumda? Burada yüzüğe tıklanmıyor herhalde. Pozisyon, mozisyon bir şeyler dedi. Ben pek anlamadım ama. Burada basabiliyor muyum? Buradaki pozisyonum nasıl acaba? Burada abicim 20 dakika diyor. He. Bir yüzük bir kere kullanılabiliyor. Tekrardan köye gidelim arkadaşlar. Baya baya güzel bir video oldu diye tahmin ediyorum. Artık bu videonun sonuna doğru gelelim. Zaten amacımızı anladık arkadaşlar. Bu karakter sizlerin içinde baya baya güzel itemler var. Elimden geldiğince güzel şeyler koymaya çalıştım. Yapmaya çalıştım. Çelik yaptık. Dolunay yaptık. Gümüş bilezik yapamadık ama yine gümüş bileziği var burada. Baya baya itemleri var arkadaşlar. İçinde zaten Megaman'ı mühründen tutun da potlarına kadar baya eşya var. Arkadaşlar şu siyah rüzgar takımını almazsa alacağım. Hadi oğlum alma. Siyah rüzgar takımını alma ya. Ninjam'ın üstünde çelik yok ya. Çelik giysin. Siyah rüzgar takımı. Aldım. Vallahi aldım. Arkadaşlar çok sevindim ya. Yine çok sevindim. Ne aldım? Bir tane de yaban domuzu sarı diyor. Bunun da ne işe yaradığını bilmiyorum. Ne çıktı bundan? Yaban domuzu mührü çıktı. 75 savunma veriyor. Ana ağzı. Bu da güzel. Bu da güzel. Ruh kemeri, muh kemeri arkadaş ya. Vallahi topluyorlar. 19 level yanına geldi. Topluyor. Toplasın. Neyse. Sıkıntı yok. Şimdi şu çeliğimi de vereyim de son kez bir çelik giymiş olalım ya videoda. Aha da çelik giydim. Vallahi çelik giydim. Billahi çelik giydim. Artı 4. Artı 3 çeliğimiz oldu. Buradan bu arkadaşa da selam yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinden haberi yok. Muhtemelen bu videoyu da izlemeyecek belki ama olsun. Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.